Spiy Akademi gündeminden herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Yayınımıza çok teşekkür ederiz. Program konuğumuz doktor öğretim üyesi Rana Özyurt Kaptanoğlu. Renk konusunda kendisinden değerli bilgilerini alacağız. Hoş geldiniz Rana Hocam. Hoş bulduk sevgili hocam. Çok Nasılsınız? iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu akşam yine yayına girerken yeni bir macerayla karşı karşıyaydık. Onun için maceradan maceraya koştuğumuz yayınlarımıza hoş geldiniz. Evet. Selamlar diyor Volkan Hocam, Volkan. selamlar size de. Volkan Bey de hem meslektaşımız hem eski Harika. öğrencimiz. Soyadını Selamlar. okuyamadım. Volkan Bey diyelim. Hoş Planlı. geldi Volkan Bey de. Selamlar. Evet. Evet. İsteğim sonunda gönderildi. Mutluyum, huzurluyum, sevinçliyim. Başlıyoruz. Evet. Hocam tabii 2020 yılında sizinle çok güzel programlar yaptık. Yani renk konusu, deniz, derya, dekorasyonu var. İşte az önce bağlanmadan önce biraz kısaca bir giriş yaptım ama dekorasyonu var, eğitim kısmı var. Efendim restoranlarda, sıcak satışta, psikolojimiz üzerinde, kıyafetimizde vesaire vesaire. Çok büyük bir konu, uzun bir konu. Tabii programlarda biz kısa kısa birer giriş yapabilmiş olduk ve biraz da renk analizleriyle programımıza renk kattık. Geçen haftadan söz verdiğimiz takipçilerimiz de var. Bugün onlara renk analizi yaparız sanıyorum ilerleyen dakikalarda ama Evet. tabii değişik bir yıl yaşadık 2020'de. Çok çok üzücü Maalesef. olaylarla karşılaştık. Çok kayıplarımız oldu. Gerçekten çok çok üzgünüz. Rahatsızlık geçirenler oldu, iyileşenler oldu. Yani geçmiş olsun diyoruz, atlatanlara başsağlığı diliyoruz. Çok kayıplarımız oldu, ailelerine sabırlar diliyoruz. Ve de tabii bu ay geldi, hoş geldi. Sizin Oscar'a benzemiyor mu Bizim bu? Oscar'a evet benziyor. Oscar'ın biraz daha şey hali bu böyle büyük Büyük hali. Biraz da Oscar da mü gelir zaten. Biraz da Oscar. bu? Onu ben bir dışarı atayım. Tamam. Çık. Çık. Tamam. Evet. Tamam Evet. birazdan gelir yine. Evet. Çok haklısınız Evet. hocam. Aslında bir savaş içerisinde Evet. olduğumuz, ben öyle yorumluyorum bunu. Savaşın en masum hali bence bizim bu geçirdiğimiz sene. En azından ortada kan yok ya da çocuklar daha az sefil olduğu standart savaşlara göre daha az zarar gördü. Ama bir savaş, Tabii, ciddi bir tabii. savaş. Çünkü ben bu virüsün 2010 yılında üretimine yönelik literatürde makaleler buldum. Hani 2010 yılından beri çalışılan bir şey bu. Fareler üzerinde yapılmış Ya deneyler var. işte böyle bir şeyler var tabii bu konuda yazılan, çizilen, Evet. konuşulanlar tabii neye inanacağımızı, ne duyduğumuz her şey çok karıştı. Yok, bizzat gördüm makaleleri. Evet. Yani 2010 yılında yüklenmiş ve akademik çalışma olarak yapılmış Evet. makaleler. Onun için sürekli de mutasyona uğrayan bir arkadaş bu. Seviyor değişimi. Sarı olsa gerek bilemiyorum. Ama bu bir savaş gerçekten. Ve çok ciddi dengeleri Evet. değiştirdi. Yaşam standartlarını O yüzden değiştirdi. çok dikkat etmeye devam. Bazı değişiklikler geri dönüşümsüz oldu. Evet, mesela kurumların tüm stratejileri değişti. Çoğu çağrı merkezi artık standart bir ofis ortamına geçmeyecek. Öyle söyleyeyim. Evleri, altyapılar kuruldu ve çalışanları artık Evet. evlerden devam Evet. edecek. Virüs olsa da olsa. Dünya değişti. Dünya değişti, aynen Değişmeyen. öyle. Ev cimen olduk. Evet, değişmeyen hiçbir şey kalmadı aslında. Yani eğitim de değişti, alışveriş de değişti. Yani Evet, hayat evet. tarzlarımız değişti, çalışma tarzlarımız değişti. Size çok katılıyorum. Yani inşallah bunu sağ salim, sağlıklı atlatacağız. Ama bunu atlattıktan sonra değişen dünya eskisi gibi de olmayacak. Çalışma şekillerimiz en basitinden Evet. eskisi gibi olmayacak diye düşünüyorum ben. Tamamen bir eskiye dönüş Tamam. olmayacak bence de hocam. Öyle öngörülüyor. Uzmanlar da öyle öngörüyorlar. Çünkü bazı standartlar kalıcı şekilde değiştiler. Yani artık yeni stratejiler belirliyor şirketler. Yeni adımlar, yeni koşul, yeni fiziki şartlanmalar oluştu şirketlerde. Yani
büyük büyük plazaları bırakıp daha küçük alanlara sığdılar. Çünkü zaten iş yerine giden eleman yok. Bir de çok araştırma var evden yapılan çalışmanın daha verimli olduğuna dair, ama hani bu çok eski bir atasözüyle bağdaştırmak istiyorum akademik terimleri ben. Hani yeni süpürgeyi süpürür derler ya, belki bu uygulamaların daha yeni olmasıyla da bağlantısı vardır bunların diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir süre sonra sürekli evde olmak da insana, hani o saydığımız bedenler vardı ya, eterik bedenlerimiz, ruhsal, zihinsel ve duygusal bedenler, bunlara bir etkisi olacak bence. Evet, yani bazen biraz değişimler falan gerekiyor. Demek ki şu an bir değişim herkes için gerekiyordu. Şu an evet, evden çalışmak vesaire kendi adıma gayet verimli geçiyor. Yani evden çalışırken de hiç mesainde kayıp yaşamıyorum. Son derece verimli çalışıyorum ve herkes için de böyle olduğunu, hatta çok daha eskisine göre de fazla çalışıldığını görüyorum. Yani insanlar Evet, sürekli evet. ya işte bilgisayar başında ya toplantılarda vesaire, hatta daha yoğun. Değişik bir Evet. hayatımız oldu. Peki hocam, biraz renklere de şimdi girecek olursak, daha önce konuşmadığımız renklerden mi gidelim biraz? Mesela dekorasyondan mı birazcık böyle bahsetsek, ya da Benim aklıma şey geldi bugünkü programda. 31 Aralık 2020 ile 1 Ocak 2021'in renklerini karşılaştıralım. ne güzel olur. Bakın. Tamam. Gün Gün renklerine renklerine. bakalım. Tamam. Doğru. Her günün tabii farklı Evet. bir enerjisi ve anlamı Aynen. var. Ona göre de değişiyor. Evet. Aynen. Evet. Yarın. Ona Evet. bakalım. 3 tane renk analizi Yapalım. yapalım. Ama önce reklam yapalım. Reklam da yapalım. Kursumuzu duyuralım değil mi? Aslında Önce benim kursumuzu duyuralım. mutlaka bu programda unutmayayım demiştim. İyi ki hatırlattınız, yine unuttum. Şimdi biakademi.com.tr sayfamızda biliyorsunuz ben eğitimlerle ilgili içerikleri paylaşıyorum. Ve zaman zaman oradan sürprizler yapıyorum. İşte bu kimi zaman bir eğitimin işte katılımı ile ilgili bir hak veriyoruz. Kimi zaman bir kitap kazanılıyor. Ama yılbaşı hediyelerimiz çok büyük. Renk eğitimi hediye ediyoruz bir kişiye. 4 haftalık. Bir kişiye nefes eğitimi hediye ediyoruz 6 haftalık. Bir kişiye aromaterapi atölyesi hediye ediyoruz. Yani bir akademi olarak, Bilim İletişim Akademisi olarak yılbaşı hediyelerimiz çok güzel. Övünmek gibi olmasın. O yüzden sayfamızdaki böyle çok güzel yılbaşı görselleri var. 3 tane ardı ardına bir akademiden sürpriz hediyeler yazan. Onların altını okuyup lütfen çekilişe katılsınlar. Ne kadar çok kişi etiketlerlerse biz de modaya uyduk, günümüze uyduk, sosyal medya kurallarına. Bizler de geliştik böyle. Dolayısıyla oralara isimlerini yazarlarsa hediye etmek istiyoruz takipçilerimize. Haberleri olsun lütfen. Bizler de eğitimci grupta paylaşacağız Evet. sosyal medya Lütfen. hesaplarından. Mutlaka arkadaşlarınızı Evet. etiketleyiniz. Kime niyetler, kime kısmetler efendim yeni yılda. Yeni hediyeler Kesinlikle. belki bulurlar gelip sizi. Bulurlar, çünkü ben daha önce de mesela zirveler düzenlediğimiz zaman, bilim iletişim zirveleri, işte mesela dedim ki takipçilerimizden 3 kişiye hediye edeceğiz. Bazen altta yorumlar görüyorum. İşte mesela arkadaşlarını etiketleyenler birbirlerine diyor ki ya işte çıkar mı, niye şey yaptın falan. Ondan sonra onlar da yorum yapıyor, olsun çıkıyor falan. Sonra ben mesela bakıyorum 3 kişi demişiz ama ben 3 kişiye 10 kişiye zirveyi hediye ediyorum. Çünkü öğrenci gruplarını, öğrencileri de çok seviyorum, gençleri, yani bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri çok hoşuma gidiyor, teşvik etmek istiyorum. Dolayısıyla lütfen katılsınlar, şansını Bol bol denetsinler. izleyiniz. Evet. Yani sayı artabilir. Buradan bu mesajı alıyoruz. Evet, Sevgili evet. takipçiler. 3 değil 5 olur. 5 değil 7 olur. Lütfen. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu arada Mehmet Bey, size de selamlar, demin gördüm. Hocamın lafını bölmek istemedim. Merhabalar, iyi ki katılan. Evet. Biraz dediğiniz konulardan da bahsedelim Lütfen. hocam. Dekorasyon renklerinden, efendim, kıyafet Evet. renklerinden. Hatta biraz bu alanda sizin uzmanlığınızdan da faydalanalım. Sağ olun. İş görüşmeleriyle Tabii. alakalı. Olur. Böyle bir konversatif bir program Olsun. olsun Evet. bu Evet. sefer. Böyle Olsun. güzel, keyifli. Ne deniyordu ona? Evet. Potpourri gibi. Şarkılarda potpourri. Evet, ortaya karışık.
Böyle bir Evet. şeyler. Şimdi yarın yılbaşı. Önce yarından başlayalım. Yılbaşı renklerinden hocam. Ne demiştiniz? Evet, ben şimdi bu 2 günün analizini bir çıkarayım. Bir yorumlayalım bakalım neler Bakalım neler olacak. olacak. Ben pek severim yılbaşı hazırlıklarını. Yani mütevazı da olsa küçük şeyler yapmayı severim. Kırmızılar falan filan. Burada ben iki tarihi de yazdım. Numerolojik sisteme göre de çıkarıyorum Harika. günlerini. Evet. Hatta bu Perşembe olacak. Onu da çıkaralım. Bu da Cuma olacak. 3, 3, 4, 1. Bu arada siz hocam bu iş yerlerindeki bu renkler, kullanılması gereken renklerle ilgili bize biraz bilgi Peki. verin Peki. isterseniz. Tabii iş yerlerinde sizin daha çok alanınız ama tabii kurumsal formatlar var. Çok böyle janjanlı diyeceğimiz renkler tabii çok kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Hem göz yoruyor hem aynı renkler enerji açısından da çok uygun değiller. Tabii onların kullanıldığı farklı alan ve sektörler var. Yani ama kurumsal ortamlardan bahsettiğimiz zaman oralarda renkler de belirlidir. Kurumsal kokusuna kadar vardır. Efendim duvar saatleri bile bellidir aslında. Dolayısıyla oralarda böyle çok canlı renkler çok görülmez. Daha sakin, dinlendirici, natürel tonlar dediğimiz tonları hep görürüz. Ama insanlar tabii kişisel masalarına onlara enerji veren ya da sevdikleri renkleri koyarak zaten orada bir şey yapmış oluyorlar. O da farklı. Ama o konuda siz biraz detaylı az sonra anlatabilirsiniz. Ben biraz giysiden bahsedeyim, giyim konusundan Evet hocam. bahsedeyim. Kendi adıma söyleyebileceklerim şunlar. Tabii ki kurumsal ortamlarda kadınların da erkeklerin de o iş grubuna göre giyim tarzları değişiyor. Yani işte bir tasarımcı, sanatçı vesaire işte grafik sanatçısı gibi yaratıcılık işte alanlarında çalışan kişilerin çok işte takımlar vesaire gibi kıyafetler giymesi beklenmez. Tam tersine daha yaratıcı renkler, daha yaratıcı kıyafetler kullanmaları beklenir. Ama efendim bankacılar, yöneticiler gibi mesleklerde işte takımlar, koyu renkler daha çok kullanılması beklenir. İşte beyaz gömlekler girer devreye. Hanımlarda saç, makyaj konusu yine çok dikkat çekmeyecek ama bakımlı olacak. Elleri aynı şekilde. Ayakkabılar benim çok önemli anlatmak istediğim bir konudur özellikle. Ayakkabıları mutlaka tertemiz, tozsuz olmalı, çamursuz olmalı. Yani insanlarda biraz şey vardır. Tepeden tırnağa denir ya. Tepeden başlarlar, çok şık giyinirler, çok bakımlı, pırıl pırıl ama işte ayakkabıya geldiği zaman sokakta yürümüştür, tozludur. Tozunu almadan işte o toplantıya girer ya da salona girer. O iyi bir imaj değildir. Lütfen ayakkabılara da dikkat, onların da temizliğine ve kıyafete uyum. Hocam yok başa düşman ayağa bakıyormuş. Doğru mu? Bunun doğruluğu var mı? Valla bence ben pek öyle düşünmüyorum. Tamamen insanın kendine saygısıyla da alakası var. Biraz güzeli olan merakıyla da alakası var. Temiz, titiz Evet. insansa bazı şeyler rahatsız eder. Yani bakarsanız insanların elleri de hani bakımsızsa o da sizi rahatsız eder. Yani bakmanıza gerek yok. O gösterir zaten kendini. Anlatabiliyor muyum? Yani işte kıyafette de bu şekilde meslek gruplarına hani özetleyecek olursam bunlar çünkü yine eğitim konuları ama işte bankacıların daha böyle güven telakki etmesi gereken mesleklerin daha ağır ciddi ağırbaşlı kıyafetler giydiğini görmek isteriz. Diğer mesleklerde de işte pazarlama sektöründe biraz renkler daha canlanabilir. Yine ama çok iddialı olmaz ama biraz daha rahattır. Daha spora yakında olabilir gibi. Ama işte aksesuarlar çok önemlidir. Onu biraz vurgulamak gerekir. Çok ben buradayım dememesi lazım. Yani böyle düğüne gider gibi olmaması lazım. İşte hem kolye, hem küpe, hem yüzük, hem bileklik, hem saat örneğin kadınlarda çok fazla olur. Yani bunlardan
biri ön planda olsun, diğerleri biraz geride kalsın ya da biraz ondan biraz ondan gibi dengeli olsun demek istiyorum. Şu ağır parfümler hoş değildir mesela bunlarla birlikte. Hani renk konusu değil ama kişisel imajdan bahsedecek olursak güzel hafif kokular olması lazım. İşte yazın çiçek kokuları, kışın daha baharat kokuları gibi. Erkeklerde de öyle. Bazı kokular var ben sinek ilacı gibi diye tarif ediyorum. Onları hiç sevmiyorum. Çok ağır. Böyle insanın burnu yakıyor. O kadar ağır kokular iş yerlerinde hiç hoş ve doğru değil. Baş ağrısı. Evet, yani o kadar yoğun bir koku olmaması lazım. Daha natürel olması lazım. Kıyafetlerinde çok iddialı olmaması lazım. Özellikle hanımlarda altını çizmek istediğim şey leopar desen iş yerinde kullanılmaması gereken bir renktir. Onu da söyleyebilirim. Çünkü o imaj açısından çok hoş, çok uygun değildir. Yani daha dışarıda kullanılabilecek bir şey olabilir ama iş yeri için uygun değildir. Ben böyle bir şeyler söylemiş olayım hocam. Hocam çok sağ olun. Çok Evet. sağ olun. Şu anda tepeden tırnağa şu gardırobuma atıp yenisini koymak gibi bir şey doğdu bende. İstek doğurdunuz ve insan hemen kendi tarzı tavrıyla karşılaştırdığı zaman aa ne kadar o da ne kadar yanlış bir falan diye tam bütün çok önemli hocam. Çok önemli. Ayrıntıların farkları meydana getirdiği bir Evet, aşikar. evet. Biraz önce söylemiş olduğum şey de aslında biri sizden çok dikkatli bakarsa aslında bu önemli bir şey. Hani yüz yüze konuşmak ayrı, yeni girdiğiniz bir ortamda bir baştan aşağı bakılır Tabii size. birkaç Bu saniye normal. zaten biliyorsunuz. Yani ilk intiba son Evet, intibadır evet. denir ya. Evet, aynen öyle. O ayağa kadar indiği için o kelime de çıkmış hocam laf. Ben onu bakmıştım çünkü. Hani ayağa kadar bakıldığı için dikkat edilmesi gerekir imajı veriyor. Gerçekten çok çok önemli konular. Birazcık örneklere geçelim o zaman Hocam şimdi. dekorasyonda Ben isterseniz benim iki sözlerimi tamamlayın. Ben bir giriş yaptım ama Aa dekorasyona siz lütfen katkıda bulunun. Sizin eklemek istediğiniz tamam. birkaç cümle vardır. Ha dekorasyonla ilgili o sırada ben biraz da renk analizine daldım onu atlamışım hocam. Şimdi biz 2007 senesinden 2009 senesine kadar Marshall'ın nihai tüketicisine mail yoluyla ve yapı marketlerde stand kurma yoluyla dekorasyon yönünde önerilerde Evet. bulunduk. Şimdi biz neye bakıyorduk? Alan ne amaçla Evet. kullanılacak? Yani oda ne amaçla kullanılacak? Odadaki var olan hali hazırda değişemeyecek olan renkler neler? Odanın yüksekliği, ışık açısı, yönü nasıl? Tamamen bunları harmanlayarak plus odayı en çok kim kullanacak? Mesela bir salon için tüm ailenin renk analizini Evet. çıkarıyoruz. Ama mesela yatak odası için karı ve kocanın renk analizine bakıyoruz. Neleri ortak ihtiyaçları Evet. var? İşte çocuk odası için o çocuğun renk analizine bakıyoruz. Hangi ihtiyaçları var? Bu doğrultuda bu diğer etmenleri de göz önüne alarak dekorasyon önerilerinde bulunuyorduk biz. Ancak bazı değişmeyen gerçekler var. Yani bazı oturmuş kuralları var. Yine bunlar etrafında şekilleniyor gibi her şey. Mesela mutlaka eve girişe turkuaz diyorduk. Antreniz turkuaz olsun. Açık bir turkuaz olsun. Ve dahi girer girmez karşınızda bir ayna olsun. Üzerinizdeki negatif etkiyi kapıdan dışarı. Girer girmez bir stres alıcı özelliği Tamam. olsun. Hemen ortaya bir küçük yuvarlak halı veya kilimle onun üzerinde durun. Turkuazı dengelesin, negatifi çeksin, sizden alsın, evinize o şekilde girin diyor. Evet. Eğer ahşap rengi çok kullanılmak zorunda kalmışsa evde, mutlaka doğa renkleriyle özdeşleştirin diyor. Mutlaka içine mavi koyun, mutlaka yeşil koyun ve bunları yoğun Evet. kullanın. Mesela koyu renkli bir mobilyanız varsa ve değiştiremiyorsanız yeşil bir koltuk takımı alın. Ama yağ yeşili, ama açık yeşili fark etmez. Mavi aksesuarla tamamlayın. Yani doğa renkleriyle o kahverengiyi dengeleyin diyorduk. Çünkü kahverengi çok ilginç bir renk hocam. Bir kere gece en çok görünen renk kahverengi. Diğer renklere nazaran. En zayıf gösteren renk kahverengi. İlk başlarda güvenliği, huzuru, işte ayakların yere sağlam basmasını sağlarken
Biraz kullanıldıktan sonra ölümü hatırlatan renk kahverengi. Onun için aslında birazcık dikkatli kullanılması gerekiyor. Bunu ne yapıyoruz biz? Doğaya özdeşleştiriyoruz. Yeşil Evet, kullanıyoruz evet, yanında. Açık evet. sarı, limon sarısı, mavi kullanıyoruz. Bir doğa bütünleşmesi yapıyoruz kahverengi ile ilgili. Çok beyazdan kaçının dedik. Çok beyaz hem fobi oluşturuyor hem de özellikle hanımlarımızın titizlik rahatsızlığı varsa bunu Evet. tetikliyor. Hem de kararsızlık yapıyor. Üç tane negatif etkisi var aslında beyazın. Bir yandan da masumiyet özelliği var, o ayrı. Ama ne kadar beyazsa o kadar beyaz tutmaya çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntı oluşuyor bizde. Eğer beyazsa mutlaka bembeyaz kalacak. Geçmişten gelen bir şey bu. Hatta geçen gün bizim enstitüdeki sekreter arkadaşımızla konuşuyorduk. Dedi ki bir zamanlar evlerin bahçelerine ve balkonlarına asılan beyaz Evet. çamaşırlar o evin ne kadar titiz olduğunun temsilidir. Kesinlikle. Mesela onun için aynen benim annem yaş grubu mesela çamaşır asmak bir sanattır Tabii, onlar için. tabii. Belli kurallara göre asılması lazımdır yani. Bizde Ya pek bilmiyorum eskiden ne işte kadar çamaşır yapabiliyoruz. sodaları varmış, kaynatılırmış beyazlar falan işte. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzdan kazan vardı işte böyle tahtadan bir böyle maşa vardı uzun işte oradan şey yapılır falan filan. Yani Tabii tabii tabii. çamaşır yıkamak hanımların çok önemli bir şeyi o zaman. Dediğiniz gibi Tabii asarken evin hepsi. temizlik simgesi tabii jilet gibi olacak böyle bembeyaz ve nizami Ben asılacak. de o asma Yani konusundaki takıntı var yani. ben Dediğiniz şeyler uyuyor muyum? Kendi adıma düşündüm. Evet, evin girişinde hemen bir kocaman ayna var. Oradan tamamdır. Bir turkuaz ekleyeceğim. Onu şimdi aklımda not aldım. Ondan sonra efendim şeyi söylediniz. Beyazlar konusu tamam. O kadar beyaz zaten ben de kullanmıyorum. Krem kullanıyorum Evet. onun yerine. Özellikle hep yeşil şeyler eklediğimi şimdi siz söyleyince fark ettim. Demek ki böyle biraz doğa hep katmaya çalışıyorum ki o kahverengilere yeşil kullanıyorum. Hocam bir de siz Evet. kırmızısınız. Ondan da yeşile ihtiyacınız Evet. var. İçsel olarak da Evet, var evet. yani. Ben onu çok hissediyorum zaten. Böyle hani diyorum ya aşerercesine bazen yeşillere koşuyorum gibi. Peki depresyon konusu çok Evet. güzel bilgiler verdiniz. Böyle az verelim. Devamını şeyde eğitimde anlatalım tadında. Aynen. 9 Ocak'ta başlayacak eğitimimizi anlatacağız devamını. Peki Evet. hocam şimdi siz 31 Aralık'ta Şimdi gündemi karşılaştıralım karşılaştıralım. isterseniz. He? Ne Tabii, dersiniz tabii. hocam? Evet. Şöyle göstermek istiyorum önce. 31 Aralık'ın renklerini mi görüyoruz şu anda? Sağ taraftakiler 31 Aralık, sol taraftakiler 1 1 Ocak. Ocak. Evet, numara göre. Şimdi bir karşılaştırma yapacak olursak her iki senede de kararlarımız güçlü. Yani her iki senede kırmızı sıcak renk grubu ağırlığında renkler. Öyle söyleyeyim. Sadece geçtiğimiz senenin çok duygusallığı bu 1 Ocak'ta biraz yerini artık daha mantığa bırakır. Daha sakin, daha az duygusal. Hani belki de biraz alışmış olacağız bilemiyorum bu yaşananlara. O bizi o depresif ve melankolik durumdan biraz çıkaracak. 1 Ocak'ta birazcık daha sinirlerimiz hassas olacak, öyle söyleyeyim. Çünkü bir şey bitiyor. Şimdi düşünüyorum, yeni bir şey başlıyor. Biten günde var olan problem yeni bir yılın başlangıcında da halihazırda çözülmemişse ve devam ediyorsa o insana biraz bir depresif Evet, yapı evet. katabilir. Biraz daha sinirlerimize dikkat etmemiz gereken, çabuk sinirlenebileceğimiz bir gün 1 Ocak. Sevgili sarılar, özellikle size söylüyorum. Her iki günde de eşit düzeyde huzur ve güven duyacağız. Az, çünkü ikisinde de bir çıkmış. Ancak 1 Ocak'ta biraz daha az detaycı olacağız. Biraz daha sonuçla ilgilenir hale geleceğiz. Eğer bir plan program yapıyorsanız sevgili arkadaşlar 1 Ocak'ta yapmayınız. 1 Ocak plan program yapmak için iyi bir gün değil. Çünkü mavisi sıfır, mavinin sıfır olması demek, mantığın sıfır olması demek. Mantığınızın daha çok çalışacağı diğer günlere kendinizi yöneltin. İletişimimiz biraz daha güçlü olacak 1 Ocak'ta.
Özellikle duygusal ikili ilişkilerimizde biraz daha pozitiflik görüyoruz. Ve her şeyi yerli yerine koymaya çalışacağımız, gereksiz merhametlerimizden biraz arınacağımız bir gün olacak 1 Ocak. 1 Ocak'ta ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan renk ise mavi ve açık renkler. 1 Ocak'ta lütfen maviyi ve açık renkleri kullanınız. Evet, böyle Çok teşekkür günleri ederiz. karşılaştınız. Peki 1 Ocak'ta mavi, yarın için özellikle kullanmamızı tavsiye ettiğiniz renk var mı hocam? Evet, ben bugün hep 31 olarak düşünüyorum, biliyor musunuz? Yarın için kullanmamızı tavsiye ettiğimiz renk çivit mavi. İletişim rengi. Sıfır çıkmış. Ve yine açık renkler. Ama özellikle çivit mavi kullanmamızı tavsiye ediyorum. Yarın. Evet, değişik bir şey söylediniz. Çünkü normalde kırmızılar ve yeşiller falan düşünmüştük tabii ki yılbaşı olduğu için. Ama şimdi çivit mavi nereden bulacağız hocam ya? Eyvah eyvah. Bir kilo çivit alıp evimize, salonun ortasına koyalım. Nasıl olsa kimse kimseye de gidip gelemiyor. Habire bakalım ona. Hay Allah. Vallahi bir şey Evet. bulacağız yani. Çivit mavi bulacağız. Arayacağız, tarayacağız. Evet. Olmadı böyle Mavi. şeylerden, ilişki hatlarından falan bir şeyler yapacağız yani. Olabilir, olabilir. İlişki. Zaten bir güne çok fazla kırmızı yüklenmesi de doğru bir şey değil hocam. Evet, yeni yıl, yeni kararlar, yeni heyecanlar vesaire, ama çok kırmızı insanı Tabii yoruyor. tabii. Tek başına Yorar sırf bence. ona değil. O şekilde davranmamak lazım. Peki, şimdi Evet. süremizi de ekonomik kullanmak anlamında yarım saati geride bırakmışız. Renk Tamam. analizine geçelim isterseniz. Üç renk Üç renk analizimizi analizimiz yapalım. var. Evet. En çok bizim böyle beklenen köşemiz. Herkesin renk analizi yaptırmak istediğini biliyoruz. Geçen haftadan çok sözlerimiz vardı ama tabii farklı katılımcılarımız var. Kimler renk analizi yaptırmak istiyor? Önce bir el kaldırsın diyelim. Evet. İlk yazan üç kişiye Evet, yapalım ilk hocam. yazanları ben de aklatmaya çalışıyorum. Evet, ilk Elif, yok Eflin Tom mu? Açık isim, soy Evet, ise. bir benim diyor. Biri benim diyor. Elif Tom adını söyledi yazabilir mi? Okuyalım adım da ilk. Evet. Evet. Lütfen adını. İsmimizi, soy ismimizi de yazalım. Eğer evliysek bekarlık soy Evet. ismimizi. Başında E olduğuna eminim. Ben bir E Ha, yazayım. Ayşegül Altın Kılıçmış ama çok değişik. Ben de Allah, alabilir miyim diyen tutmadı. Sema Hanım ikinci olsun 85-35. Sema 85-35 onu da unutmayalım. Tamam. Ve ardından bir kişi daha alacağız. Şimdi önce Ayşegül Hanım'la devam ediyoruz. Ayşegül Altın Tamam. Kılıç. Sema Hanım siz de unutmayın. Bundan sonra siz adınızı soyadınızı yazacaksınız ama sonra. Şimdi bekleyin. Siz de üçüncü olursunuz. MT bağlı sanıyorum Melike Hanım. Siz de üçüncü renk analizi şanslımız olursunuz bugün. Lütfen siz de bekleyin. Tamam, evet siz de üçüncüsünüz. MT bağlı olması lazım. Birazdan adınızı soyadınızı soracağız. O zaman yazarsınız. Şimdi Rana hocamız tabii önce Evet. isim ve soyadına göre değerlendirmeyi yapıyor. Ardından da evet. Hemen bakıyoruz. 3 gördük, 2 gördük. O gördüğümüz rakam 6 Altı olabilir mi? var. Evet, altı Oo, var. ilginç. Daha önce böyle bir şey Evet. görmüş Ama müydük? turuncunun ikisinden dolayı dört gibi kabul edebiliyoruz. Eşler ya turuncu. Yok, morla karşılaştıracağız. Pardon, beş kabul ediyoruz. Yine de çok. Ayşegül Hanım, sapsarı bir hatunsunuz siz. Sarı çok önde. Çok projeci, çabuk sıkılan. Ama altı olunca da şimdi aynı zamanda kırmızı da kuvvetli, turuncu da kuvvetli. Aynı zamanda da duygusal, duygularıyla da hareket etmekten çok büyük keyif alan. Böyle hani hocam, aşık oldu mu deli olacak, üzüldü mü kahrolacak gibi, böyle bütün duyguları Yoğun uçlarda yaşayan taşıyan, bir yapınız var yoğun sizin. duyguları olan birisi. Evet. Evet, çok yoğun duyguları olan bir şey. Aynı zamanda detaycı. Yalnız bu kadar yoğun duyguların yanı sıra bunları dile dökmekte sıkıntı var. Civit mavimiz sıfır.
Sanki böyle bir şey olunca hop tıs, kafamıza kapanıyoruz ve kendiliğinden bir şeyler hallolsun diye bekliyoruz. Moral bozukluklarımızı abartma huyumuz var ve ruh halimiz de bizi hiç dinlemez Ayşe bir Evet, zaman. o benim hocam. Sen üzül dersin o sevinir. Sen sevin dersin o üzülür. Böyle bu şekilde bir dalgalanma çok yüksek oranda hissedilir. Çünkü sarı çok yüksek. Sarı size çok hakim. Ve gelip geçiciliği seviyorsunuz siz. Bir şey değişsin. Farklı moda girsin hemen. Sizin istediğiniz anda o değişim olsun ve tamamen farklı bir şey oluşsun isteğiniz var. Onun için bol bol mor, mor, mor ve mideye çok dikkat edelim. Midemiz çok hassas olabilir. Sıfır renkleriniz yeşil, çivit mavi, opal. Yani ay geldi geldi. Dostları ya. Yani bütün açık renkler. Evet. Evet. Geldi Ben geldi. Senin renk analizine bakacağım ben. Oscar burada geldi. Oscar. Oscar'ın renk analizine bakalım. Bakın az önce renk analizi yaptınız. Hanımefendi ya inanamıyorum. Kimse beni böyle okumadı hocam diyor. Sanırım çok uydu. Bilim hiç şaşmaz. Evet, bilim hiç şaştığını görmedim ben şimdiye kadar bu analizi. Ağzınıza sağlık. Aslında çok daha detaylı Ağzınıza hocam. sağlık. Bir renk laboratuvarı lazım. Evet, peki. Bir kirli lazım. Rica etsem şimdi Sema Hanım'a sözümüz vardı. Sema Hanım'la devam edebilir miyiz? Sema Hanım burada mısınız? Sema Sema Hanım'ın Hanım'ın adını soyadı neydi? soyadını alabilir miyiz? Benimki kayboldu akşamları Rıdvan Bozkurt. Arada kaynadın sen öğrencim. Sema Getir Arslan. olsun. Getirir misin? Evet. Renk analizi içeride bir kıpırtılar oluşturdu Sayın Evet, Hocam. burada Oscar'ın gelmesiyle birlikte evde bir coşma. Evde hiç büyümeyen bebek varmış gibi değil Çok mi? harika bir duygu. Yani gerçekten Evet. o kadar büyük bir enerji veriyor ki. Bir takipçimiz yazmıştı bana. Dedi ki yani bir can insana ancak bu kadar böyle bir mutluluk verebilir. Evet. Evet. Çünkü onlar sevilmek için gelmişler dünyaya hocam. Tamamen başka hiçbir şeyleri yok yani. Evet. Faydaları yok insanlığa. Sadece Evet, sevilsinler seviyorlar. Bu arada ben de diye. Üsküdar Üniversitesi'nde optisyenlik bölümünde okudum dedi sanıyorum. Elif, bakalım. Hay Allah. Elif Hanım mı? Evet. Ayşegül Hanım mı? Evet. Bu arada ben de Üsküdar Üniversitesi'nde optisyenlik bölümünde eski öğrencinizim hocam dedi. Evet, Ayşegül eski öğrenci. Ayşegül, benim büyük yaşlı gruplarımın olduğu sınıfım ve benim size kırgınım, kızgınım. Eskiden buluşuyorduk, konuşuyorduk, halleşiyorduk. Okul bitti, ben bittim. Kızgınım, kırgınım size. Nesrin Hanımcığıma da söyle Çok hepinize. güzel. Arada şeyleri sıkıştırıyorsunuz hocam. Güzel. Peki mesajlar yerine gitti. Beş var. Beş, evet beş. Bu akşam gerçekten böyle Hocam beş farklı var. farklı. Genelde ikiler üçler falan çok görüyorduk gibi hatırlıyorum. Evet. Beş var ilginç ama maviyle dengelenmiş Allah'tan Sema Hanım. Sema Hanım da benim kuzenim olabilir mi acaba? Bilmiyorum şu anda. Şimdi beş. Kırmızı. Kırmızı kadın Sema. Normalde olaylar karşısında sabırlı ama sinirleri çok çabuk bozulabilen. Hani bunu çünkü sabırlı olmak ve sinirlerin hassas olması ve sinirli olmak aynı şeyler değil. Sinirleriniz çok hassas olur, kırılır ama sinir olarak dışarı yansıtmazsınız. Sinirleri çok çabuk bozulan ancak olaylar karşısında sabırlı. Ancak o kırmızının vermiş olduğu dürtüyle bazen solunuzdan kalkma ihtimalinizin yüksek olduğu ki bu sizin için de geçerli hocam. Durup dururken sinirli uyanmak, agresif bir şekilde uyanmak söz konusu olabilir. Çabuk hedeflenirsiniz. Çabuk vazgeçersiniz hedefinizden. Yani orada bir sizin gerçekten kabul edemeyip başka insanlar için hiç önemli olmayan
Ama sizin gerçekten kabul edemeyeceğiniz Kırmızı ufak çizgilerimiz detaylar var olabilir. hocam Onları burada. yakalamak çok zor. Kırmızı Ses. çizgilerimiz var. Oraya bir şey denk gelirse o kırmızı çizgiye. Evet. Ama mesela o benim için hiç önemli değil. Ama siz o noktada Evet. daha Daha hassas. hassassınız. Evet. Öyle. Kırmızı insanlarda bu çok Evet, görünüyor çünkü. kesinlikle öyle. Detaycı bir yapınız var. Biraz detaycılık var. Ama genelde ilk akla geleni uygulamayı da seviyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çivit maviniz, eflatununuz, opaliniz nötr. Normalde kırmızının bir kırmızı inadı olur. Aynı Arnavut damarı gibi. Ancak en fazla inat ettiğiniz noktalardan biri benim doğrum diyor olabilirsiniz Sema Hanımcığım. Çünkü eflatunuz yok. Ve bu benim doğrum. Ne olursa olsun benim doğrum. Oradan devam ediyor olabilirsiniz. Birisi için bir şey yapacaksanız o kişi bunu hak etmek zorunda sizin için. Kullanmanız gereken renkler ha, turuncu, duygularınızı çok ikinci plana atıyorsunuz. Çivit mavi, eflatun ve opal. Buyurun. Teşekkür ederiz. Evet, kırmızı yoğun olduğu için ben de dikkat. Bana bir telefon geldi bu arada. Ses kısıldı. Acaba normale Yok, döner siz mi şu an hocam? bizde normal ama yani biz sizi normal duyuyoruz. Ha, ben sizi çok az Öyle mi? duyuyorum o zaman. Tamam, Ben düzeliyor biraz şu yaklaşıyorum anda. evet, Düzeliyor şeye hocam. doğru. Evet. Evet. Teşekkür Üçüncü ederiz. analizi Son alalım. analizimizde MT bağlıydı galiba. Kullanıcı adı. Adını ve soyadını alalım. Yazarlarsa lütfen. Alalım. Üçüncü söz verdiğimiz. Kırmızı karakterler en zor karakterlerdir Ah ah hocam bu ya arada. ya. Kırmızı. Çünkü kırmızı spektrumda da ki en etkisi kuvvetli, en şey renk, güçlü renklerden biri. Kendine de zor. Melike Türkan Benim Bağlı. yazdım mı hemen bakayım ben de. Ha, benim biraz ekranım Evet. geride kalmış. Melike Ah evet. Melike Türkan Türkan Bağlı. Bağlı. Melike Türkan Hanım, evet her şeyi anlattın diyor Sema Hanım. Ne güzel, harika bir yanıt. Melike Türkan Hanım bizim eski takipçimiz benim bildiğim kadarıyla, öyle değil mi? Bizim eğitimlerimizi, sosyal medyamızı takip ediyor. Teşekkür ederiz programlarda da. Sema Hanım benim kuzenim bu arada, Evet, evet. ne güzel. İsim benzerlikleri de zaman zaman olabiliyor. Tabii Arslan soyadı da Oo, Melike Hanım 4 turuncu. evet. Melike Vele Hanım'ı evet tanıyorum Melike Hanım'ı şimdi. Tanıdım yani. Hep ismini görüyordum. hala sesiniz az geliyor Az mı hocam, biliyor geliyor? Şöyle musun? biraz yakın Kısa durayım o oluyor. zaman. Yakın durayım, şişko görüneceğim ama artık durayım. Ne yapalım artık hocam, görünürse. Şöyle olayım. Evet, bir hemen çıkıyor. İsim uzun olunca analize bu harfleri Tabii çıkartmak tabii. da uzun sürüyor birazcık. Neyse, siz analiz yaparken biz sohbetimize devam ederiz. Evet. Evet, çıktı. Çıktı. Dört gibi. Melike Hanım turuncu. İlginç. Duygusal, çabuk melankoliye düşen ama haricinde bulunduğu ortamları çok çabuk neşelendirebilen, çok çabuk neşeye kavuşabilen ama kendini de kaldığında hüznü daha rahat, yani o melankoliye daha çabuk geçebilen bir yapı. Kırmızınız ve sarınız dengeli, çok sabırlısınız olaylar karşısında, çok detaycı bir yapınız var. Ay Meziyet ablam benim, öpüyorum seni. Çok detaycı bir yapınız var. Merhametiniz biraz yüksek. O kadar uyumlu bir insansınız ki Melike Hanım. Ancak sizin özgür iradenize dokunulmadığında, eğer birisi sizin özgür iradenize dokunmaya çalışırsa çok farklı bir insana da dönüşebiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Sezgileriniz kuvvetli. Neye inanıyorsanız bu inancınız çok güçlü oluyor. Ve hayatınızı anlamlı hale getirmenize yardımcı oluyor. Öyle çok uzun süre morali bozuk oturamazsınız. Ama bazen canınız melankoliyi çeker. O zaman doya doya o melankoliyi yaşayabilirsiniz. Kullanmanız gereken renk çivit mavi. Buyurun.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sizin de ağzınıza sağlık. Meziyet ablama da çok değerli bir insan benim için. Buradan selamlar, evet, teşekkür sevgiler ederiz gönderiyorum. Yani. Kedi annesi kendisi. Hı-hı. Bir sürü yavrusu var onun da. Hem komşum hem üstadım. Ne güzel, bizi yalnız bırakmamışlar. Tekrar öpücük göndermek istiyorum buradan. Evet, hoş gelmişler. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyor Melike Hanım da. Estağfurullah. Hocamızın ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, yine evet, çok renkli hocam. bir program oldu. Evet evet. Kursumuzdan yine bir bahsedelim lütfen, siz istiyorsanız. Bahsedin hocam, evet. Ben mi bahsedin bahsedeyim? İsterseniz neler öğreneceğiz. Hocam, ben de kursiyerim ya, çünkü orada. Heyecanlanıyorum. Bir kursumuz var. Sizin de anlayacağınız üzere. 4 hafta sürecek bu kursumuz. Enerjiyle başlayacağımız. R2 birinci adımı alacağınız. Bu arada her hafta cumartesi günleri 1,5 saat olarak olacak derslerimiz. Ufak bir meditasyonun akabinde renk enerjilerini, renklerin dilini, renk analizini ve en son olarak da kıyafette rengi öğrenebileceğimiz, kendinizin ve başkalarının renk analizini çıkarmayı öğrenebileceğiniz bir kursumuz olacak bu. Akabinde 2 haftalık farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen kişiler için nasıl renkli yoga, renkli meditasyon ya da dekorasyonda, renk, makyajda renk gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için 2'şer haftalık workshoplarımız olacak. Hem kursumuzu hem workshoplarımızı alana da Reiki'nin ikinci adımına hediye edeceğiz sevgili katılımcılar. Yani bu şu demek, birinci adımda siz kendinize şifa enerjisi uygulayabiliyorsunuz. İkinci adımda yakınlarınıza, sevdiklerinize şifa enerjisi uygulayabiliyorsunuz. Zaten onu uzun bir süre yaptıktan sonra da onu da bir ara programa alırız, hı hı, hocam. Üçüncü adımda artık Reiki uzmanı yetiştirebileceğiniz adıma geliyorsunuz. Yani Reiki Master oluyorsunuz. Ama ikinci adım hem kendiniz yakından ya da uzaktan hem de sevdikleriniz için şifa uygulayabileceğiniz bir eğitim. Eğleneceğimizi garanti ediyorum. O bir garanti. Evet. Haricinde öğreneceğiz. Sağlam bir ekibimiz var. Hocam da bize omuz verecek bazı konularda. Benim kuzenim yine kendisi enerji uzmanı. O katılacak bazı alanlarımızda. Harika. Evet. Bazı uygulamaları onunla birlikte yaptıracağız. Bu şekilde devam edeceğimiz güzel dakikalar, kaliteli dakikalar geçirip hayatımızın yönünü değiştirebileceğimiz bir eğitim sürecine giriyoruz arkadaşlar. Hatta şunun da müjdesini verebiliriz sevgili hocam. Bağlı bulunduğum üniversite olan Ayvansaray Üniversitesi'nden de katılım belgesinin verilmesine yönelik şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Evet, sürprizimizi de Rana hocamdan duymuş oldu şu anda katılımcılarımız. Ben de katılım belgesi vereceğimizi tam eklemeyi düşünüyordum. Ama sizin çalışmış olduğunuz, bağlı olduğunuz üniversite olduğu için bu müjdeyi vermek, inşallah olumlu bir sonuçla görüşmemizi tamamlamış olacağız. Üniversiteyle görüşmeler halindeyiz çünkü. Ama bize çok olumlu yaklaştılar. Dolayısıyla büyük ihtimalle de bir üniversite onaylı katılım belgesi verme şansımız olacak akademimizin yanı sıra. Bu bir şey eklemek istiyorum hocam burada. Zaten eğitimimiz bir akademi.com olarak çok kaliteli, her alanda eğitimlerini veriyor. Sertifikaları da son derece değerli ve destekli. Ancak eğer bunu da sağlayabilirsek bir plusımız daha olacak diye bir ilave yapmak istiyorum kesinlikle ben burada. Kesinlikle öyle. Evet, iyinin iyisi olacak. İnşallah amacımız bu. Yani biz zaten bir akademi.com.tr olarak, bir akademi olarak hep kaliteli içerikler, çok nitelikli eğitimler, sizler gibi değerli hep eğitmenlerimiz, akademisyenlerimiz tarafından verilen eğitimler. Dolayısıyla hep olumlu, çok olumlu dönüşler de alıyoruz. İnşallah böyle Ayvansaray Üniversitesi ile de bir işbirliğimiz olursa harika olacak. Çok güzel olacak. Evet, İnşallah diyelim. Evet. Ona da. İnşallah hocam, inşallah. Çok teşekkür ediyorum ben. Özellikle 2020 yılı boyunca bir akademi gündemi programına katkılarınız için, bu güzel programlar için, bizimle bilgilerinizi ve zamanınızı paylaştığınız için. Çünkü
Çok yoğunsunuz onu da biliyoruz. Hep dersler çünkü artık çevrim içi. Sağ olun, var olun. Tüm takipçilerimize de ben çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte oldukları için. Bu yayın bir akademi.com.tr'nin Instagram sayfasında olacak. Tekrar da izleyebilirler. Orada IGTV yazıyor zaten. Ve YouTube'da da yayınlanacak. Dolayısıyla bu akşamlık bu kadar diyelim. Ve 2021'de inşallah daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu olacağımız bir yıl olsun. Ve sağlıklı ve mutlu olmamızın yanı sıra yine böyle eğitimlerimizle, etkinliklerimizle de dostlarımızla beraber olabileceğimiz inşallah nice nice zamanlarımız olsun. Çok teşekkür ediyorum Rana Hocam size ve takipçilerimize. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Bu kadar negatifliklerle dolu geçen bir yılda sizin enerjinizle buluşup birleştirip daha büyük bir sinerji oluşturarak yapmış olduğumuz bu programlardan çok çok keyif aldım. Negatifliklerin içerisinde çok büyük bir pozitiflikti benim Değil için. Bunca haftadır takipçilerimize de çok teşekkür ediyorum. Daha Hümeyra hocam size de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. İnşallah tanışmak da nasip olur şu pandemiden kurtulabilirsek öyle İnşallah. söyleyeyim. Daha iyi bir yıl, daha güzel, daha sevgi dolu ve daha sağlıklı bir yıl olsun diliyorum inşallah. İnşallah hocam. İnşallah bütün dualarımız daha sağlıklı, daha mutlu bir 2021 için hem ülkemiz adına hem tüm dünya adına. O zaman tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Ben de sizi öpüyorum. Hoşça kalın.